Birinci Cihan Harbi, Avrupa'yı kan ve ateşe boğarak insanlığa 4 senelik bir cehennem hayatı yaşatmıştı. 4 sene! Milletler bütün güçlerini seferber ederek bu amansız mücadelede istiklallerini ve varlıklarını korumak için servetlerini, tabii kaynaklarını, evlatlarının kanlarını bu cehennemi harbin korkunç girdabında pervasızca harcamışlardı. Harp talihi bu korkunç kumarda İngiltere, Fransa ve müttefiklerinin lehine dönmüş ve cephelerde kat'i bir zafer kazanmışlardı. Bir taraftan zafer tezahürleri, askeri resmi geçitler tertiplenirken, diğer taraftan büyük halk kitleleri, ne pahasına olursa olsun bu badireden kurtulmuş olmanın sevinci içinde nümayişler tertip ediyordu. Bu zahiri sulhün altında içten içe kaynayan bir mücadele başlamıştı. Galip devletler süngülerinin gücüyle mağluplara ezici muahedeler imzalatırken, aralarında sessiz fakat amansız bir menfaat mücadelesine girişmişlerdi. Bir taraftan sulh toplantıları, merasimler, nümayişler yapılıyor, diğer taraftan mağlup devletlerin ana vatanlarında toprak, imtiyaz, kabotaj ve kapitülasyon gibi çeşitli menfaatler temini yüzünden galipler aralarında bir türlü katli bir uzlaşmaya varamıyorlardı. İngiltere'de kral ve başvekil Lloyd George, adil ve istikrarlı bir sulh perdesi altında milli menfaatler temini için haklı veya haksız imtiyazlarla 4 sene süren harpte kaybettiklerini telafiye çalışıyorlardı. Fransa'da Cumhur Reisi Poincaré ve politikacıların Kaplan adını verdikleri başvekil Clemenceau, Verdun'da ölen evlatlarının hatırasını taziz için Fransa'ya geniş bir müstemlekecilik imkanlarını temine gayret ediyorlardı. Amerika Cumhur Reisi Wilson'un prensipleri ne kadar insani olursa olsun Avrupa devlet adamlarının ihtirası karşısında mağlup olmaya mahkumdu. Mağlup devletlere ve bilhassa şerefli bir maziye sahip Osmanlı İmparatorluğu'na kabul ettirilecek sulh şartları hususunda müttefikler arasında derin görüş ayrılıkları vardı. Galiplerin her biri Türk anavatanında kendi nüfuzunun üstünlüğünü sağlamak için gizli bir mücadeleye girişmiş ve işgal altında inleyen İstanbul, bu galip devletlerin gizli teşkilatının birbiriyle çarpıştığı bir casuslar diyarı haline gelmişti. Kahraman milletimiz bu işgale karşı yer yer ayaklanmış, Anadolu'da ilk mukavemet teşkilatı kurulmaya başlamış ve kısa zamanda muntazam bir ordu teşkil edilerek vatanın kalbine doğru yayılan işgal kuvvetine karşı tek bir yumruk halinde karşı konulmuştu. Ya ölümdü! Vatanın harim ismetinde ilerleyen düşman ilk Türk kurşununu yemiş bulunuyordu. Bu mücadele yalnız milli kuvvetlerimizle işgal kuvvetleri arasında değildi. Galip devletler aynı zamanda milli menfaatleri için birbirleriyle sessiz bir harp halindeydiler. İstanbul'a en kuvvetli ve muktedir casuslarını göndererek birbirlerinin gizli maksatlarını baltalamaya çalışıyorlar. Matmazel Janet, gerekli bütün talimatı aldınız. Derhal İstanbul'a hareket edeceksiniz. Hükümetimizin takip ettiği siyaset ve Fransa'nın yüksek menfaatleri icabı, Ayıntap, Urfa ve Maraş havalisinin kuvvetlerimiz tarafından işgali elzemdir. Müttefikimiz olan İngilizler bu fikre muarız bulunuyorlar. Vazifeniz, İstanbul'daki İngiliz işgal kumandanlığının bu husustaki fikirlerini bize bildirmek olacaktır. İngiliz teşkilatına nüfuz etmeye çalışacağım. Fakat iş pek kolay olmayacak kızım. İstanbul'da kendini Fransız kuvvetleri kumandanı, Mareşal Franche d'Esparay'ın yeğeni olarak tanıtacak ve onun evinde kalacaksın. Bu sayede İngiliz sosyetesine daha kolaylıkla girebilirim. Yalnız amansız bir düşmanımız var. Son gelen haberlere nazaran, İngiliz entelijans servisi, Lawrence'i Arabistan'dan İstanbul'a göndermiş. Lawrence'i mi? Evet, bizzat Lawrence'i. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Şimdi Londra'dan, merkezden telgrafla emir aldık. Derhal binbaşı sıfatıyla İngiliz işgal kuvvetlerine iltihak etmek üzere İstanbul'a hareket etmenizi bildiriyorlar. Böylece İngiliz ve Fransız hükümetlerinin Türk topraklarındaki menfaatleri çatışmış bulunuyordu. İstanbul'da Türk istihbaratı henüz teşkilatlanmamıştı. Bu vazifeyi hiçbir yerden emir almadan büyük bir fedakarlıkla omuzlarına yüklenen bir avuç kahraman, çetecilerin rekabetinden,
bar kadınları ve dansözlerin dostluğundan istifade ederek toplamaya muvaffak oldukları ehemmiyetli haberleri Anadolu'ya ulaştırmaya gayret ediyorlardı. Kımıldama, kötü bir niyetim yok. Beni takip ediyorsun. Aldanıyorsun, seni kovaladıklarını gördüm, yardımına geldim. Adın ne senin? Chrysantos. Niye kovalıyorlar seni? Nubar'ın çetesi, ellerinden güç kurtuldum. Hadi sen kaç, polisler geliyor, ben onları oyalarım. Bu iyiliğini unutmayacağım, bir gün öderim elbet, eyvallah. Fransız kuvvetlerinin İstanbul'a gelip buradan da Cenubi Anadolu'ya sevk edileceklerini öğrendim. Bunu da Blanche gönderdi.
gecenin en büyük müsabakası, işgal donanması şampiyonu Baba Şipiller'le maruf şampiyonlarımızı Abdullah ve Onrav düzenle dövüşeceklerdir. İnşallah bizimki kazanır. Dur şimdi! Ben İngiltere'deyken boksa çalışmıştım. Abdullah isminde bir boksör tanımıyorum. Tanıma, bırak ya, işin yok şimdi. Gene bir Türk'ü boksör diye ringe çıkarıp pataklayacaklar. Hı? Gel mani bırak, olalım. Bırak, Allah'ını seversen girmeyelim. Ey yarabbi, sen bilirsin. Solumda gördüğünüz işgal kuvvetleri donanma şampiyonu Bobby Stiller! Şimdi anladın mı? Bir biçareye dayak atıp Türkleri dövdük diye övünecekler. Bu adam Türkçe bile bilmez. Şunlara derslerini vereyim. Dur evlat, dur yahu! Bak, beni dinle! Bu adam Türk değil, bir sahtekardır. Türk namı altında boks yapamaz. Donanma şampiyonu korkmuyorsa benim karşıma sen çıksın. Sen kim oluyorsun? İn aşağı! Kale ordusu şampiyonuna meydan okuyor. Ne diyorsun? Erkekse şey çıksın karşıma. Ey Allah'ım! Sen bilirsin ya Rabbi, tövbe estağfurullah! Şu gördüğünüz zavallı şampiyona meydan okumak cüretini göstermiştir! Şampiyon da maçı kabul etmiştir, maç derhal başlayacaktır! Güzel bir sürpriz. Evet. Çok mükemmel bir dayak yiyecek. Kimdir bu delikanlı? Ayılınca kendisine sorarız. Acaba ayılabilecek mi? Görüşeceğim.
delikanlı, dur bakalım. Bu gece senin maçı seyrettim. Fena değil. Nerede öğrendin bu dövüşü? İngiltere'de. İngiltere'de mi? Evet, çocukluğum ve gençliğimin bir kısmı orada geçti. Oh, çok enteresan. Ne iş yaparsın? Hiç, işsizim. İşte kartım. Eğer bir gün çalışmaya karar verirsen, derhal İşgal Kuvvetleri Merkezi'ne gel ve beni ara. İsmim Ward'dur, Binbaşı Ward. Teşekkür ederim Binbaşı. Giderim. Esat Bey, siz misiniz? He? Niçin sordunuz? İsmim Laman. Abim beni sizden görüşmeye gönderdi. Abiniz mi? Kimden bahsediyorsunuz? Sizin en iyi arkadaşlarınızdandı. Ben Yaver Paşa'nın kızıyım. Şimdi tanıdınız mı beni? Olur şey değil. Yaver Paşa'nın kızı ha? Abim Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa kuvvetlerine iltihak etti. Dün gece bana şu mektubu göndermiş. Derhal mektupta gösterilen adrese müracaat etmenizi istiyor. Kardeşim Esat, daha evvel de aynı gaye peşinde beraberce ilerlemiştik. Bu sefer de vatanımızın kurtulması yolunda aynı heyecanla çarpışacağımızı ümit ederim. Yarın öğle namazında Süleymaniye Camii'ne gidin. Merdivenlerde ama bir dilenci göreceksiniz. Yanına sokulup beni Laman gönderdi diye. Sonra kendisini uzaktan takip edin. Sizi doğruca merkeze götürecektir. Teşekkür ederim. Sizi evinize kadar götürelim. Hayır, takip edilmiş olmam ihtimali var. Takip edilmek mi, yoksa düşman sizden şüpheleniyor mu? Düşman değil, babam şüpheleniyor. Abim Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa kuvvetlerini iltihak ettikten sonra benden de şüphelenmeye başladı. Her hareketimi kontrol ediyor. Cesaretinize hayranım. Asıl ben sizin cesaretinize hayranım. Abim İngiliz Kemal namı altında harpteki maceralarınızı bana anlatmıştı. Sizinle beraber çalışacağımızdan dolayı çok memnunum. Geceniz hayır olsun. Sizin de. Yarın ilk iş olarak binbaşıyı ziyaret edeceğim. Yanında bir vazife alabilirsem teşkilata daha fazla yardımım dokunur. Hayrola? Paris merkezinin gönderdiği kadın geldi. Sizden görüşmek istiyor. Derhal içeri alın. Baş üstüne. Buyurun. Hoş geldiniz. Janet, gizli teşkilatımızın en kıymetli elemanı. Bu kadar genç ve güzel olduğunuzu hiç tahmin etmemiştim doğrusu. Mareşalim, iltifatınıza çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yarından itibaren buradaki İngiliz teşkilatına nüfuz edebilmeniz için bir fırsat zuhur etti. Padişahın paşalarından ve hükümetimizin dostlarından olan Yaver Paşa, yarın konağında bir ziyafet veriyor. Bizimle beraber İngiliz kuvvetlerinin ileri gelenleri de oraya davetli. Bu benim için bulunmaz bir fırsat. Evet. Sizi akrabam olarak tanıtacağım. Genç subaylarla kuracağınız münasebetler bizim için çok faydalı olabilir. Merak etmeyin, ben onu elimden kaçırmam. Faaliyetiniz hakkında en ufak bir şüphe İngiltere hükümetiyle aramızı açabilir. Müsterih olabilirsiniz Mareşalım. Kendisinden malumat aldığım insan artık benden ebediyen şüphe edemez. Ne demek istediğinizi anlamadım.
Demek konuşmak istemiyorsun. Hayır, benden hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz. Suçun ağırdır, eğer konuşursan cezasını hapse tahvil edebilirim. Yarın şafak vakti kurşuna dizileceğim. Götürün. Genç bir Türk geldi, elinde kartınız var. O evet, kendisini tanıyamadın mı? Geçenlerde maçını seyrettiğimiz boksör. Aa evet, ta kendisi. Derhal içeri al. Otur. İsmin neydi senin? Esat. Boş değilmişsin. Evet. Benden iş mi istiyorsun? Evet. Birçok tanıdıklarım vardır. Size faydalı olabilirim. Tabii yalnız... Çok para verirsek diyeyim. İyi anladınız. İngilizce çok iyi konuşuyorsun, işimize yarayabilirsin. Küçüklüğüm ve gençliğimin bir kısmı İngiltere'de geçti. Vereceğiniz her vazifeyi yapabileceğime eminim. Bilhassa ucunda bol para olduktan sonra. Senden isteyeceğim vazifeyi öyle herkes yapamaz. Bilakis, bugün için aklı başında bir insanın yapacağı hareket, ecnebi boyunduruğunu kabul etmektir. Bana vereceğiniz hafiflik vazifesini bir memleket vazifesi olarak kabul ederim. Bravo, çok doğru düşünüyorsun. Şu andan itibaren emrimdesin. O kadar çabuk mu? Beni dinle. Bu sabah Türk Gizli Teşkilatı'nın gizlendiği yeri bize ihbar ettiler. Şimdi öğle namazı vakti Süleymaniye Camii'ne gidip cami merdivenlerinde ama taklidi yapan bir dilenciye yaklaşacaksın. Kumandanım, bu genç parolayı verdi. İngiliz Kemal siz misiniz? Evet kumandanım. Buyurun oturun. Size arkadaşları takdim edeyim. Maalesef hiç vaktimiz yok. 5 dakikaya varmaz basılacağız. Ne dedin?
Derhal evrakı imha edin. Bu sabah sizi işgal kuvvetlerine bildirmişler. Binbaşı Ward beni dilenciyi takibe gönderdi. Beni de adım adım takip ettiler. Askerler evin etrafını sarıyorlar. Derhal evrakı imha edin. Eğer bizi ele verdinse, bilmiş ol ki seni yaşatmayız delikanlı. Bırak Adnan. Benim için yapılacak başka iş yoktu. Ancak bu sayede binbaşının gözüne girip malumat alabileceğim. Neredeyse içeri girecekler, kaçalım. Evrakı imha edinecekler, mukavemet edeceğiz. Tamamen yok edildi mi? Henüz hepsini yok edemedik efendim. Çabuk olun! Çabuk yakın evrakı! Fazla dayanamayacağız. Delikanlı, buradan kurtulamayacağız. Beni kendi adamları bildikleri için serbest bırakırlar. Mükafat bile alırsın. Bana itimat edin. Sizi kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Tek başına mı? Evrak tamamen imha edildi kumandan. Pekala. Temasa geçeceğim bir yer var mı? Bana söyleyin. Bana itimat edin. Bana itimat edin kumandanım. Pekala delikanlı. Yarın Kasımpaşa'da Arap Hüseyin'in meyhanesinde Yahya kaptanı bul. Teslim olun! Teslim olun! Sizi mutlaka kurtaracağım. Maksat memleketin kurtulması delikanlı. Hadi arkadaşlar, teslim olacağız. Ateşi kesin! Etrafınız sarılıdır, bir yere kaçamazsınız. Şimdi hepiniz kapıdan teker teker çıkacaksınız. Bir çılgınlık yapayım demeyin, ateş ederiz! Sizi tevkif ediyorum. Biliyorsunuz ki mahkeme hakkınızda idam hükmü verdi. Arkadaşlarınızdan hiç kimseyi konuşturmaya muvaffak olamadık. Ancak ben cezanızı... Nafile yorulmayın binbaşı! Aramızda vatanını satacak hain yoktur. Pekala. Hakkınızdaki karar tasdik edilir edilmez kurşuna dizileceksiniz. Hilton! Tebrik ederim Esat. Hizmetinden memnunum. Bundan sonra sana itimat edebilirim. Teşekkür ederim binbaşım. Bu gece sana ikinci bir vazife vereceğim. Benimle beraber bir ziyafette bulunacak ve işgal ordusuna mensup subaylar ve aileleriyle tanışacaksın. İtimadınıza teşekkür ederim. Şimdi git hazırlan. Akşam saat 8'de Yaver Paşa'nın konağında olacağız. Yaver Paşa mı? Peki binbaşım. Mareşal Hazretleri teşrifleriyle bizleri ihya buyurdular. Davetinize çok teşekkür ederim. Yeğenim Matmazel Janet, alakanıza minnettardır. Rica ederim. Mareşal Hazretleri müsaade buyururlarsa kendilerine kızım Laman'ı takdim edeyim. Memnun oldum. Size yeğenim Janet'i takdim ederim. Kendisine İstanbul'u tanıtmak hususunda yardım ederseniz minnettar kalırım. Memnuniyetle.
Mareşal hazretleri mazur görürlerse biraz yeni gelen misafirlerimle... Oh, rica ederim, buyurun. Buyurun. Binbaşı Ward, evimize şeref verdiniz. Davetinize teşekkür ederim paşa hazretleri. Kızım Leman. Müşerref oldum. Size Esat Bey'i takdim ederim. Müşerref oldum efendim. Kendisi ehemmiyetli mevzularda bana yardım ediyor. Geçenlerde Türk İstihbarat Teşkilatı'nın yakalanmasında da bana büyük yardımları dokundu. Ya öyle mi? Memnun oldum. Şu yeni gelenleri görüyor musun? Binbaşı Ward. İngiliz istihbaratından. Öyle mi? Yanındaki yakışıklı delikanlı kim? İşittiğime göre Türkmüş. Binbaşının kendisine çok itimadı varmış. Çok yakışıklı. Ne dersiniz, Maraşalı yalnız bırakmayalım? Evet, buyurun yanlarına gidelim. Leman Hanım, arkadaşlarımız... Alçak, onları sen ele verdin. Yanılıyorsunuz, beni dinleyin. Gidelim Binbaşı Ward, Türk İstihbarat Teşkilatı'na indirdiğiniz darbeyi işittir. Takdiriniz bizim için en büyük mükafattır. Yanınızdaki genç kim, tanımıyorum. Maraşal hazretleri sizle tanışmak arzusunu ishar buyurdular. Esat Benim Bey. İçin ne büyük şeref. He. Affınızı istirham ederim beyler, İtalyan heyeti içeride bizleri bekliyor. Oo, sahi, buyurun efendim. Gidebiliriz. Bizi tanıştırmaya fırsat bulamadılar. Zannedersem Maraşal hazretlerinin kızı... Yok, hayır, sadece yeğeni. İstanbul'a yeni mi geldiniz? Evet, henüz 2 hafta oluyor, şehri dolaşmaya vakit bile bulamadım. Çok mu meşgulsünüz? Bilakis, yalnızlık beni sıkıyor, burada hiç tanıdığım yok. Size şehri gezdirmek teklifinde bulunabilir miyim? Ben de aynı şekilde düşünüyorum fakat bazen... Galiba sıkıldın Ela. Hayır, bilakis, Maraşal'ın yeğeniyle beni ne zaman tanıştıracaksın? Hemen şimdi. Kendisine davetimden bahsettin mi? Hayır. Müsaadenizle. Müsaadenizle efendim. Matmazel Janet, size Albay Cumming'in kızı Miss Ellen'i takdim edebilir miyim? Teşekkür ederim. Memnun oldum. Miss Ellen sizi ve beni gelecek hafta evlerine davet ediyor. Bir haftanızı bizde geçirmenizi rica edecektim. Çok naziksiniz, memnuniyetle. Bize biraz müsaade eder misiniz? Rica ederim. Müsaadenizle. Yarısını evinizden alabilir miyim? Oo, evet, evet. Sizi saat 9'da bekleyeceğim. Anlamaya muvaffak olamıyorum.
Anlayamadığı nedir sevgilim? Senin için İngilizlerin hafiyesi diyorlar, doğru mu bu? Yakalanan Türk teşkilatını sen ele vermişsin. Binbaşı Ward'un sana sonsuz güveni varmış. Doğru mu? Niçin susuyorsun? Evet, doğru. Yapılacak en akıllı iş kuvvetli bir devletin boyunduruğunu kabul etmektir. Bu söylediklerinde samimi misin? Tamamıyla sevgilim. Hamimiz ister Fransa ister İngiltere olsun, bence müsavidir. Ben en fazla parayı verene hizmet ederim. Demek, daha fazla para veren olsa derhal ona hizmet edeceksin. Tereddüt etmeden. Artık bırakalım bu lafları. İdam hükümleri tasdikten çıktı. Reşit Bey ve arkadaşları yarın güneş doğarken kurşuna dizilecekler. Sana geçenlerde yeni bir vazife vereceğimden bahsetmiştim. Bu işi de başaracağından eminim. Teşekkür ederim binbaşım. Bu gece benden Albay Cumming'in evine geleceksin. Orada güzel bir kızla meşgul olmanı istiyorum. Bir kızla mı? Evet, çok genç ve güzel bir kızla. Aranızdaki samimiyeti ilerletip ondan bazı malumat almanı istiyorum. Kimdir bu kız binbaşım? Albayın kızı Ellen, Yaver Paşa'nın kızı Leman Hanım ve Maraşal Despray'ın yeğeni Matmazel Janet'i bir müddet kalmak üzere evlerine davet etmiş. Bu iki kızdan biri, haber aldığımıza göre. Elbiseler hazır mı? Bulamadık daha. Bu fena işte. Yarın sabaha kadar bulmalı. Evet. İşte geldiler. Hem de kendi ayaklarıyla. Eğlence çıktı desene. Siz işi bana bırakın. Yalnız gözünüzü dört açın ha. Hiç merak etmez. İşi idare edin, hiç çaktırmayalım. Ay karnım aman! Çabuk! Hadi!
Rosa, beni derhal bir yere sakla. Hayırdır inşallah Beyzade? Akrep ediyorlar, derhal saklanmalıyım. Ah paşam, çok korkuyorum. Bugün evde belalı bir katil var. Çok korkuyorum. Resaldos! Beni korkuttun. Ne arıyorsun burada? Takip ediliyorum, senden alışverişim yok. Buraya sığındım. Bana Hrisantos derler, ben erkek adamım. Hatırlar mısın, bir gece hayatımı kurtarmıştın? İleride polis katili olacağını bilseydim, o gece seni temizlerdim. Her neyse, şimdi borcumu ödeyeyim. Söyle, sana yardım edebilirim. Buradan kaçmalıyım. Pekala, Zafiri, B'ye iki zabit üniforması bul. Rosa, sen de iki kız. Çabuk yukarı Marikan'ı odasına götür. Evi arayacağız. Senin adın ne? Beni tanımıyor musun? Bana Hrisantos derler. Burada eğleniyoruz. Yabancı zabitler de var. Maalesef evi aramak zorundayım. Arayın! Gelenler, ay! Korkmayın kızlar, korkacak bir şey yok. Bir tane daha içeceğim. Ne oldu canım? Affedersiniz. Oh, neyse. Hadi çabuk kaçalım burada. Tut. Gidiyorlar. Yasu Hrisantos. Yasu. Üç askerimiz öldürülmüş, katil de kaçmış. Ya meyhanedeki kavga? Anlaşılmaz bir mesele. Dün geceden beri çok mühim bir iz üzerindeyiz. Yalnız bilmem ki, acaba bu meseleyle bir ilgisi var mı? Ne gibi? Dün gece albayın nöbetçisi eve girmek isteyen bir Türk'ü vurmuş. Adam ölmeden evvel üzerinde bulunan bir mektubu kısmen imha etmiş. Nerede o mektup? İşte binbaşım. Mektuptan elimize ancak birkaç parça geçti. Hiçbir mana çıkaramadık. İngiliz Kemal. Fransız casusu. Evet. Galiba İngiliz Kemal tekrar faaliyete geçti. Evet. Demek İngiliz Kemal. Mektubu mutlaka Yaver Paşa'nın kızı Leman Hanım'a götürüyorlardı. Herhalde. Bu meseleyi şimdilik kimse bilmemeli. Girin. Oh, sen misin? Biraz geç kaldın. Hadi hemen gitmeliyiz. Evet, hakikaten Boğaziçi bir cennettir. Size bilhassa bebeği tavsiye ederim. Orada güneş başka türlü parıldar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İlk fırsatta gideceğim. Müsaadenizle. Rica ederim. (Gülüyor)
Kuvvetlerin Hafiyesi, binbaşının uşağı ve bir vatan haini olduğunu inkar mı edeceksin? Beni dinleyin Leman Hanım. Yarın sabah işgal kuvvetleri hapishanelerde arkadaşlarımızın... Leman Hanım, sizi çok yorgun görüyorum. Galiba dün gece uyumadınız. Dün gece mi? Bilakis. Ne tuhaf! Halbuki silah sesleri uzaktan bile duyulmuş. Anlayamıyorum. Evet, ben de anlayamadım. Dün bir genç bahçeye atlayıp sizin odanıza girmek istemiş. Nöbetçiler de onu öldürmüşler. Öldürmüşler mi? Evet, bu olağan işlerdendir. Fakat işin tuhafı, gencin üzerinde size hitaben bir mektup çıkmış. Fakat ben... Korkulacak bir şey yok. Herhalde gıyabi takdirkarlarınızdan biri olacak. Zavallı aşkını hayatıyla ödemiş. Siz insan hayatına hiç kıymet vermez misiniz? Artık ölümü kanıksadık Leman Hanım. Mesela Esat Bey'in sayesinde yakaladığımız Reşit Bey ve arkadaşlarını yarın güneş doğarken kurşuna dizdireceğim. Arkadaşlar İngiliz üniformalarını giydiler, teçhizatı da kuşandılar. Pekala. Birazdan hareket edeceğim. Neredeyse şafak atacak, acele etmeliyiz. Tabutları tedarik ettiniz. Evet efendim. Hammallara yükleyin, ben de giyiniyorum. Baş üstüne. Nasıl oldum çocuklar? Tamam, hadi hareket ediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Ben Teğmen Williams, binbaşı Ward tarafından hususi surette gönderildim. Bu sabah kurşuna dizileceklerin cesetlerini karargaha nakledeceğiz. Böyle bir emirden haberim yok. Evet, haklısınız. Binbaşı Ward ve Albay Kamik dün gece bu kararı verdiler. Fakat... serbest şekilde bir cenaze törenine müsaade olunursa halkın ayaklanmasından korkuyorlar. Evet, anlıyorum. Tereddüdümü mazur görün. Bu imamı da mahkumlara son dini telkinatta bulunmak üzere gönderdiler. Lütfen bizi onların öncesine götürün. Beni takip edin. Merhaba. İmam efendi müsaade etseler de, abdest alıp iki rekat namaz kılsak. Namazı inşallah evde kılarız kumandanım. Soğukkanlılığınızı muhafaza edin. Sizi kurtarmaya geldik. Dışarıda İngiliz üniforması giymiş bir manga askerimiz bekliyor. Alın şu tabancaları. Alın şu tabancaları, idare edin vaziyeti. Kim terdip etti bu planı? İngiliz Kemal! Onların elinden kurtulmak için bunu tertip eyledik çocuklar! Kendinizi yanacın, bunlara dikkat edileyin! Amin, amin! Dua bitti mi? Evet, bitti. Maalesef hükmü infaz saati geldi. Metin olunuz. Dışarıda müfreze bekliyor. Allah'a emanet.
gözlerinizin bağlanmasını ister misiniz? Hayır! Sizler? Teslim olsunlar! İndirin silahları! Atın onları! Yakalayamadınız mı? Olur şey değil. Olur şey değil. Tahkikatın neticesini biliyorum. Türkler mahkum arkadaşlarını kaçırmışlar. Çok kurnazca bir tertip. Nasıl olur, aklım almıyor. Bu işin tahkikatıyla bizzat meşgul olacağım, gidebilirsin. Baş üstüne! Beni çağırmışsınız binbaşım. Esat! Bu sabah idam mahkumlarını kaçırdılar. Tahkikatın neticesini henüz bilmiyorum. Fakat biz bu işte İngiliz Kemal'in parmağı olduğuna kaniyiz. Merak etmeyin, yakında yakalanır. Bu iş senin muvaffakiyetine bağlı. Benim mi? Nasıl olur anlayamadım. İngiliz Kemal'i tanıyan bir kişi var. Galiba Leman. Evet, o kız İngiliz Kemal'i tanıyor. Ne yapıp yapıp onun itimadını kazanmalı ve İngiliz Kemal'in kim olduğunu öğrenmelisin. Merak etmeyin binbaşım, bu işte er geç muvaffak olacağım. Sana itimadım var. Arabada bir hanım sizi bekliyor abi. Eyvallah! Oh, ne hoş bir sürpriz bu! Artık beni unutmuştunuz, değil mi Esat Bey? Unutmak mı? Nasıl olur? Bugün çok sıkıldım. Belki beni gezmeye götürürsünüz diye düşündüm. Buyurmaz mısınız? Oo, hadi canım! Çek! Öyle. Ne kadar eğlendik. Evet. Ne güzel bir gezinti yaptık, değil mi? Niçin yanıma oturmuyorsun? Oturayım. Sana çok mühim bir şey soracağım sevgilim. Seni sevip sevmediğimi. Oo, tabii. Soracağım sual ondan da ilgili. Yalnız... Ne soracaksın? Sevgilim, hatırlıyor musun? Senin niçin İngilizlere hizmet ettiğini sorduğum zaman... omuz silkmiş, sadece para için demiştin. Oh, yalvarırım canım, beni yanlış anlama. Ben seni seviyorum, hem pek çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Madem ki sen de beni seviyorsun... vatanına da bağlı değilsin, o halde senden başka bir memlekete gider... orada müreffeh bir hayat sürebilirdik. Müreffeh bir hayat mı? O kadar parayı nereden bulacağız? Sevgilim, beni anlamaya çalış. Eğer sen arzu edersen, ben sana para, hem pek çok para temin edebilirim. Nasıl temin edeceksin? Çok basit. Son derece basit canım. Beni dinleyin delikanlı. Hükümetimizin kararı, şu gördüğünüz Ayıntap, Maraş, Mardin ve civar bölgelerini yakında işgal etmektir.
Ancak müttefikimiz İngilizler bu kararımıza muarız. Bu işgalin kendi kuvvetleriyle beraber yapılmasını istiyorlar. Vazifem ne olacak? Albay Dupont size vazifenizi bildirecektir. Müsaadenizle. Öğrendiğimize göre bu işgale mani olmak ve Ege bölgesinden Orta Anadolu'ya doğru yapılacak bir taarruza yardım etmek suretiyle bizim planımızı sekteye uğratacaklarmış. Anlıyorum. Bu planlarını bizzat meşhur casusları Lawrence vasıtasıyla tatbik ettireceklermiş. Lawrence mi? Evet, bizzat Lawrence. Mademoiselle Jeanette iyi bir tesadüf neticesi Albay Cumming'in evinde misafir kalmaktadır. Haber aldığımıza göre bu gece orada mühim bir toplantı yapılacak ve planlar üzerinde müzakereler cereyan edecekmiş. Bu planları size getirmemi mi istiyorsunuz? Bu hususta Mademoiselle Jeanette'e yardım edeceksiniz. Planları hanginizin elde edeceği bizi ilgilendirmez. Biz sadece planları istiyoruz. Bana güvenebilirsiniz. Elimden geleni yapacağım. Hizmetlerinizin mükafatını göreceksiniz. Yaklaşın. Raporu Ankara'ya bildirdik. Emirlerinizi bekliyoruz. Bu planları derhal elde etmeliyiz. Leman Hanım'ın yardımı olmadan bunu başaramayız. Kendisine benim bir hain olmadığımı bildirmeniz lazım. İmkanı yok. Son gönderdiğimiz arkadaşı vurdular. Ev muhafaza altında. Bana itimat etmiyor. Benden nefret ediyor. Maalesef sana bu usta yardım edemeyecek. Ankara konuşuyor. Haberden dolayı bizi tebrik ediyorlar. Planları mutlaka ele geçirmemizi ve en kısa bir zamanda neticeyi bildirmemizi emrediyorlar. Bu senin vazifendir. Bu gece Leman'ı ikna etmeye uğraşacağım. Leman Hanım. Vatanını satan bir köpeksin sen. Ben Türk istihbaratının emrindeyim. İnkar mı edeceksin? Sen binbaşının parayla tutulmuş bir adamısın. Hem o derece alçaksın ki arkadaşlarını bile ölüme göndermekten çekinmedin. Beni dinleyin Leman Hanım. Biz de sana itimat edip omuzlarına bir vatan vazifesi yüklemiştik. Zavallı Reşit. Reşit Bey'le arkadaşlar hapiste kaçırdılar. Bu yalanlarla beni aldatabileceğini mi sanıyorsun? Yalvarırım bana itimat edin. Kaybedecek vaktimiz yok. Sana itimat mı? Defol odamdan yoksa bağırırım. Leman Hanım, şu anda! Geliyorlar, beni ele vermeyin! Affedersiniz Leman Hanım, yatmadan evvel mutlaka sizi görmek istedim. Buyurun! Hayır, fazla rahatsız etmeyeceğim. Yalnız sizi sevindirecek bir havadisi müjdeleyeceğim. Anlamıyorum, ne gibi bir havadis? Birbirle harp etmiş ve hala mücadele etmekte olan iki milletin çocuklarıyız. Fakat bu hal bir insan olarak sizi sevmeme ve takdir etmeme bir mani teşkil etmez. Teşekkür ederim. Binbaşı arkadaşlarınızın kurşuna dizileceğini haber verdiği zaman teessürünüzü saklayamamıştınız. Bugün babamdan öğrendiğime göre arkadaşlarınızı hapishaneden kaçırmışlar. Çok teşekkür ederim. Sevineceğinizi tahmin etmiştim. Onları İngiliz Kemal isminde bir casusunuz kaçırmış. Asil hareketinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Size minnettarım. Çok iyi ve kibar bir kızsınız Leman Hanım. Geceniz hayır olsun. Sizin de. Bu kızı Allah gönderdi. Nasıl inandınız mı şimdi? Benden istediklerinizi yapacağım. Size inanıyorum. Şimdi aşağıda mühim bir askeri toplantı var. Müzakere edilen planı mutlaka Jeanette'den evvel ele geçirmeliyiz. Jeanette mi? Anlayamıyorum. Evet, Jeanette. O kız Fransız istihbaratının en tecrübeli casuslarındandır. Ben aşağı inip onları gözetleyeceğim. Size yardım etmeye çalışacağım. Hayırlı geceler.
İşte arkadaşlar, merkezden aldığımız talimat üzerine bu plan mucibince hareket edeceğiz. Yakında Fransızlar Anadolu'nun cenubunu işgale başlayacaklar, onun için tedbirli davranmalıyız. Fransız ordusu harekete geçer geçmez elimizdeki bu planı tatbik edeceğiz. Evet, fakat dikkatli olmalıyız. İşgal kumandanlığı bu meselenin mahremiyeti üstünde ehemmiyetle duruyor. Planları iyi saklayın albayım. Üstelik olabilirsiniz. Geceniz hayır olsun. Sizin de. Neticeden ümit var olabiliriz. Tabii o muhakkak. Yarın generale izahat vereceğim. Affedersiniz, pipon masanın üzerine unutmuşum. Dur bakalım binbaşı, sana bir itirafım. Buyurun. Senin pipon çok hoşuma gidiyor. Madem ki içeride unuttun, bırak artık o benim olsun. Planlar sizi çok mu ilgilendirdi Matmazel Janet? Sizi muhafaza altına almak mecburiyetindeyim. Bunu yapamazsınız albayım. Ne demek istiyorsunuz? İfadesinin zaptını imzalatın. Mazel Janet'in tarifine göre albayı öldürenin eşkali İngiliz Kemal'in eşkaline tamamen uyuyor. Derhal İngiliz Kemal'i ölü veya diri getirene 1000 İngiliz lirası mükafat verileceğine dair bir beyanname yazıp şehrin her tarafına asınız. İngiliz Kemal namıyla maruf serkeşi İngiliz inzibat makamlarına ölü veya diri teslim edene 1000 İngiliz lirası mükafat verilecektir. Bir adam geldi, size bazı ifşaatta bulunacakmış. İfadesini aldınız mı? Hayır. Yalnız şefinizle konuşabilirim diyor. Pekala, getirin. Ne istiyorsun? İsmim Zafer, dolap dereliyim, meşhur Risantos'un çetesindenim. Bu sabah duvarlara astırdığınız ilanları gördüm de. Konuş. Binbaşım, ben hem İngiliz Kemal'i hem de arkadaşlarını tanıyorum. İsterseniz bu akşam toplanacakları yere sizi götürebilirim. Eğer verdiğin havadis doğru çıkarsa sana çok para veririz Zafer'i. Fakat önce emin olmalıyız. Bu gece adamlarınızı Kasımpaşa'da Selanikli Hafız'ın meyhanesine gönderin. Oraya askeri bir baskın yapmak işimize gelmez. Senin arkadaşlarından bize yardım edecek kimse var mı? Dolapdere'nin en meşhur palikaryası Hristantos'tur. Fakat İngiliz Kemal'i ele verdiğimi bilmemeli. Bütün çetiyi beraber getir. Ahmet'e gel, 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 ahmet'e gel
bu Parikara'nın yanındaki? Hiç tanımıyorum. Şu hale bak reis, tam hanım evladı. Hoş geldiniz binbaşı. Delilik istemem. Burada benim emrimde hareket edeceksiniz. Şu karşıki masada oturanlar Yahya kaptan ve çetesidir. Anadolu'ya silah kaçırıyorlar. İşitmeyin, İngiliz Kemal'e mektubu var. Daha gelmedi. Yalnız haber aldığıma göre civarda askeri tertibat alınmış. Galiba burayı basacaklar. Sağ ol. Öyleyse kalkalım çocuklar. Birer ikişer dağılın, yarın merkezde toplanırız. Evet, şüphem kalmadı. Bu yeni gelen hapisten kaçırılan Türk ajanlarından biridir. Emrinizi bekliyorum. Buradan kaçmalarına mani yok. Hayrola reis, nereye böyle? Sana ne ulan? Dur bakalım. Acele merkeze gitti, kumandayı ben alıyorum. Fakat efendim! Ne diyorsam onu yapın. Yaralıları kaldırırsınız. Herkes evine bakalım. Bir daha kavga istemem. Gel buraya. Bu koca halinle kavga etmeye utanmıyor musun? Serserilikten sizi kurtaramayacağız anlaşılan. Hadi, defolun! Asayiş temin edilmiştir, merkeze dönebilirsiniz. Sizi orada bekliyorum. Hadi, dağılın bakalım! Bu adamın mühim bir haber getirdiğini hissetmiştim. Aradığımızı bulduk Zafiri. Yarın gel mükafatını al. Sizi bekliyordum. Albay'ın öldürülmesinden sonra aşağıda ciddi tertibat aldılar. Planlar hala aşağıda mı saklanıyor? Bilmiyorum, mümkündür. Bizi pek aşağıya bırakmıyorlar. Ne bahasına olursa olsun onları elde etmeliyim. Albay'ın odasına mı gireceksiniz? Evet. Fakat bu yaptığınız çılgınlık. Sizi derhal öldürürler. Ben hayatımı milletime vakfettim. Acaba beni affedecek misiniz?
Sizden şüphelendiğim için çok müteessirim. Bunu düşünmeyin artık. Anadolu'ya geçeceğiz, sizi de beraber götüreceğim. Beni düşündüğünüze çok teşekkür ederim. Düşündüğüm eve bir an bile aklımdan çıkmıyor. Neler söylüyorsunuz Kemal Bey? Evet, sizi ilk gördüğüm andan beri aklımdasınız. Bu karanlık mücadele günlerinde yegane tesellim siz oldunuz. Rica ederim. Affedersiniz. Bu ölüm dirim savaşında kendimi düşünmeye hakkım yok. Bunu biliyorum. Fakat insanın kendine hakim olamadığı anlar oluyor. Geceniz hayır olsun. Esat. Ben de ilk gördüğüm andan beri sizi düşünüyordum. Boşuna zahmet ediyorsun. Planlar orada değil. Mahmafi, seni geçici muvaffakiyetinden dolayı tebrik ederim. Dünyanın en iyi casusunun bu iltifatları beni müteahhis etti. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsunuz binbaşı Lawrence. Evet, ta kendisi, Lawrence. Arabistan'ın taçsız kralı ve imparatorluğun baş casusu. Görüyorsunuz ki sizi tanımakta güçlük çekmedim. Evet, Lawrence benim. Yazık ki çok gençsin. Memleketine daha birçok hizmetlerin dokunabilirdi. Evet, fakat henüz ölmedim. Cezanın idam olduğunu herhalde bilirsin Kemal. Beyefendiye karargaha kadar refakat edin. Kıyafetimi değiştirip geleceğim. Ümid ederim ki bir çocukluk etmezsin. Sizi karargâhta karşılayamayacağımdan dolayı özür dilerim binbaşı Ward. Ne yaptın? Tedbirsizlik ettin. Buraya gelmeyecektin. Planlar burada değil. Emin misin? Evet. Binbaşı onları yarın vapurla Bandırma'ya götürecek. Ve Yunan kumandanına teslim edecek. Son bir ümit daha kaldı. Evet. Yarın vapurda buluşuruz. Hadi sen kaç. Demek sen Türklerle... ...bir Fransız kızı... ...Türklerle... Türklerle mi dedin? Evet. Kaçırdığım adam... ...Türk casusu... ...İngiliz Kemal'di. Burada ne arıyorsun? Fransız makamlarına tevdi edilmek üzere çaldığınız planları. Ne demek istiyorsun? Aa, evet. Demek sen İngiliz Kemal'in yardımcısısın. Evet. Siz de Fransız Maraşalı'nın casususunuz. Sen çok şey biliyorsun. Ne duruyorsun, bağırsan? Bağır da ikimiz birden yakalanalım. Thank you.
Yarın sabahki vaporla ben de Bandırma'ya gidiyorum. Rıza Çavuş'u da yanıma alacağım. Güzel. Bu planları mutlaka ele geçireceğiz. Sen Yahya Kaptan, arkadaşlarla derhal hareket edersin. Merak etme, sizden evvel oraya varırım. Bütün varlığımızla sana güveniyoruz delikanlı. Yalnız Reşit Bey, sizden bir ricam var. Nedir aslanım? Yarın güneş doğmadan Albay Kaming'in evine gidip Leman'ı kaçırın. Merak etme delikanlı. Rica ederim. Kızın başına bir kaza gelmesin. Delikanlı, merak etme dedik ya. Döner felek çarkı dünya. Seni tanımasınlar, ben seni kolluyorum. Peki, olur hadi. Ele geçireceğini ümit ediyor musun? Tabii, yoksa korkuyor musun? Hayır, neden korkayım? Hiç korkmuyorum. Ne oluyor sevgilim, ne var? Ne oluyorsun? Sevgilim... Sevgilim... Fakat sende bugün tuhaf bir hal var. Hakikaten sevdim. Ve hala da seviyorum. İşte çıkıyorlar. Ambara inecekler herhalde. Kameraya kim girecek? Ben. Bence hepsi müsavi. Janet, planları aldık. Sahi mi söylüyorsun? Demek nihayet muvaffak oldun. Evet, muvaffak oldum. Ah sevgilim, tabii bütün şerefi senindir. Bilsen ne kadar mesudum. Kendimi senin kollarının arasında görmek, seni doya doya öpmek istiyorum. Fakat Janet, güvertede kimse yok. Bizi görmezler, merak etme.
kimse görmeden denize atalım şunu. Hadi. Aldırma be delikanlı! Harptir bu! Hadi üzülme! Selamünaleyküm usta. Aleyküm selam. Biz Ankara postası için geldik. Evet evet, haberim var. Size Ankara postasına devretmek üzere emir aldım. Fakat bu geceyi burada geçireceksiniz. Ne? Nasıl olur? Ne yazık ki Ankara postası henüz gelmedi. Sizi bu gece burada misafir edeceğiz. Buyurun. Oh. Hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Emniyetine binaen planları size bizzat getirdik. Müttefik kumandanın emri, planları en emin bir kurye ile ve en seri vasıta ile cephedeki erkan-ı harbiye sevk etmektir. Müsterih olabilirsiniz. Buyurun. Bu dosya boş. Azizim Mr. Lawrence, bu kötü şakanın farkına vardığınız anda planlar Türk Erkanı Harbiyesi'nin eline geçmek üzere yola çıkarılmış bulunacaktır. Size oynadığım bu son oyunu mazur göreceğinizi ümit eder, saygılarımı sunarım. Muhbiri sadıkınız, İngiliz Kemal. Planları çaldılar. İngiliz Kemal. Olur şey değil kumandanım. Telaşlanmayın. Henüz şehirden uzaklaşamamışlardır. Bütün yolları tutmalarını emredeceğim. Derhal harekete geçin, şehirdeki bütün şüpheli yerleri arasınlar. Baş üstüne. Devriyeler evleri arıyorlar. Şimdi buraya da gelecekler. Derhal samanlığa inin, sizi orada saklayacağız. Hadi! Sen misafirleri samanların altına sakla, ben kapıyı açarım, hadi! Hayrola ağam? Evi arayacağız. Evi mi, niye? Hadi yürü, çok konuşma! Görüyorsunuz ya, yalnızım, kimse yok. Burada iki yabancının saklandığını haber aldım. Yabancı mı? Yalan ağam! Şimdi anlarız. Bir de samanlığa bakalım. Hadi sallanma, yol göster! Thank you.
Usta be evlat, harptır bu! Sabah geldi. Seni görmek istedi. Gidiyorsun Kemal. Evet, yeni bir vazife alacağım. Beni de beraber götürmez misin? İmkanı yok. Hayatını mahvetmek istemem. Fakat Kemal ben... Hayır Lema, şimdi olmaz. Zaferden sonra. Evet, zaferden sonra. Zaferden sonra. Seni daima bekleyeceğim sevgilim. Beyim, gecikiyoruz. Allah'a ısmarladık kaptan. Yolunuz açık olsun. Zaferden sonra. Zaferden sonra Leman.